Bismillahirrahmanirrahim. Tabihi nesta'in. Bugün Kalem suresini konuşacağımızı ifade etmiş idik. Evet, Kalem suresini biraz uzun bir sure, 52 ayetlik. Belki bunu 2 haftada ancak okuyabileceğiz. Başlayalım. Birinci bölümü surenin Hazreti Peygamber'i daha önce okuduğumuz birkaç surede de olduğu gibi peygamberliğe motive etmeyi, peygamberliğe onu manen, kalben daha güçlü bir şekilde hazırlamayı ve tabir caizse kırmızı ışıkların neler olduğunu, nelerden öteye geçiremeyeceğini, nerelerde hareket serbestliği var olduğunu ona öğütleyen bir grup ayet var. İlk bölümde surenin. İkinci bölümünde çok ilginç bir kıssa var. Ancak bu ikisini bugün herhalde konuşabiliriz. Geri kalan kısmı biraz daha farklı. Şu kadarını söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının aşağı yukarı yarıdan çoğu, yani 5/3 desek yanılmış olmayız, kıssalarla örülmüştür. Kıssa kavramı Kur'an-ı Kerim'in çok kullandığı bir metot. Kıssa ile anlatım metodu. Bunu çok kullanıyor. İşte ilk indirilen ikinci surede bile kıssa ile anlatıma yer veriyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de teberrüken söyleyeyim, kıssa anlatılmasının bir takım gerekçeleri var. Niye kıssa anlatıyor? Kıssa anlatmanın faydası nedir? Hedeflenen amaç nedir? Onunla ilgili gene Kur'ani bir takım argümanlar size ifade edeyim. Şimdi içinizde kimin ne iş yaptığını bilmiyorum ama din hizmeti yapanlar, dini anlatandan, din görevlileri, işte camilerde vaaz yapanlar veya konferans verenler çok iyi bilirler ki insanlara işte Allah'ın şöyle emri vardır, Resulullah'ın böyle sünneti vardır, eskiden şöyle yapılırdı, şu önemlidir, bu önemlidir, ne derseniz deyin. Bir 10-15 dakika sizi dinlerler, belki dinler gibi görünürler. 15 dakikadan sonra ya uyumaya başlarlar, dinleyenlerin bir bölümü, ya kendi aralarında sohbete başlarlar, ya da size bakar ama sizi görmez. Başka tarafı gözetler, pencereden dışarı bakar, ilgisi kaybolur gider. Ama siz onlara bir hikaye anlatın tam o esnada. Hikayenin doğru olması gerekmiyor. Siz onlara bir şey anlatın. Deyin ki mesela bir adam vardı, bir gün uçtu, efendim uçarken kafası koptu, sonra o kafayı gitti aradı buldu, geldi, başkasının devesini kaçırdı, böyle abuk subuk. Can kulağıyla sizi dinler. Hatta biraz acıklı bir motif koyarsanız anlatımınızın içerisine ağlayanları bile görürsünüz, ağlar. Niye ağladığını bilmez. Ağlamaya meyyaldir. Dokunsan koyverir. Bir gün burada bir camide cuma kılıyordum burada. Adam Hazreti İbrahim'le ilgili bir şey anlatıyor hocaya. Hoca. Demiş ki Hazreti İbrahim, ey cemaat, siz beni sever misiniz? Onlar da demiş ki çok severiz. Yani bir dediğimi yapar mısınız? Bir tek bir isteğim var sizde. Yaparız demişler. Yani sen iyi bir adamsın, yaparız. Demiş ki tamam, beni takip edin. Götürmüş cemaati derenin kenarına. Abdest almış Hazreti İbrahim. Onlar da abdest almışlar. Getirmiş onları camiye sokmuş. Onlar da camiye girmişler. Allahu Ekber demiş Hazreti İbrahim. Onlar da Allahu Ekber demişler. İşte rükûya varmışlar. Sonra secdeye kapanmışlar. Secdeye kapanırken Hazreti İbrahim çabuk çabuk ayağa kalkmış. Demiş ki ya Rabbi, ben anca bu kadar yaptım. Bundan sonrası sana kaldı. Ben bunlarla daha uğraşamam. Yanımda adamlar var, ağlıyor.
Dedim bir dakika niye ağlıyorsun sen? Yani ne var burada ağlanacak? Görmüyor musun hoca efendi bak ne diyor işte yani. Adamları topladı da işte secdeye kapandırdı da işte ya Rabbi anca bu kadar yap. Ağlama ağlama. Bu yalan. Yalan anlatıyor. Namaz bitti kapıda bekliyor. Çıkarken geldi arkadaş. İşte Allah kabul etsin. Müsafaha yaptı. Oo hocam sen burada mıydın dedi. Evet dedim buradaydı. Burada olmaz olaydı. Ya bu yalanı nereden buldun Allah'ını seversen? Bu Hazreti İbrahim'e niye yalan konuşturtuyorsun? Zorun ne? Hazreti İbrahim'i mi merak ediyorsun? Allah Kur'an-ı Kerim'de 14. surenin adına İbrahim demiş. Onu anlat. Tevbe suresinde İbrahim'i anlatıyor. Onu anlat. Meryem suresinde İbrahim'i anlatıyor. Mümtehine suresinde İbrahim'i anlatıyor. Şuara suresinde anlatıyor. Saffat suresinde anlatıyor. İbrahim'i merak ediyorsan en büyük malzeme kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir İbrahim Aleyhisselam. İlgi. Ama ben dedi onu Arapça bir kitapta okumuşum ya. Arapça kutsal bir dil değil ki. Bir dilin kendisi kutsal olmaz. Sözü vahye dayalıysa kutsaldır. Ama bizde dile de bir kutsallık verme anlayışı var. Arapça kutsal bir dildir. Hayır, Arapça kutsal filan değildir. Arapçayı Allah ihdas etmemiştir. Dilleri insanlar kendileri üretmişlerdir. Öyle diyor. Estağfirullah. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Göklerin ve yerin yaratılışı Allah'ın kudretinin işaretlerindendir. Dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da Allah'ın birliğinin kudretinin bir işaretidir. Bütün diller, renkler Allah'ın kudretinin bir işaretidir. Bunun ötesinde bir dil öbüründen faziletlidir, öbürü daha az değerlidir, böyle bir anlayış doğru değildir. Bu anlayışı o kadar bize empoze ettiler ki mesela cennette Arapça konuşulacakmış. Yok canım. Niye Türkçe konuşursun? Bir de dert orada Arapça öğrenmek mi olacak? Arapça bilmeyen ne yapacak? Adam diyor ki ben oraya gideceğim hocam Arapça bilmiyorum. Ya sen gittin de kaldı dili. Git sen. Git orada, orada bir dil bulursun. Yani böyle empozelerle insanları belli dillere karşı şartlandırıcı bir takım motivasyonlar yaşanıyor kültürde. Bu doğru bir şey değildir. Şimdi demek istediğim şu, kıssalardan oraya geldim. Kıssa anlatımı insanları etkileyen bir anlatım metodu. Örneklendirerek anlatmak dinleyenleri daha çok motive eder, onları daha çok olayları müşahhas hale, belirgin hale, somut hale getirdiği için daha rahat kavrama imkanı verir. Bunu Cenab-ı Hak bildiği için kıssaları kullanıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir kıssasında dert tarihi tespit değildir. Tarihin yazılması diye Kur'an-ı Kerim'in kıssa anlatımında hedeflediği bir amacı yoktur. Çünkü tarih bilirsiniz yer, zaman ve şahıs bildirilerek yapılan tespite tarih denir. Kur'an kıssalarında ise genellikle yer adı yoktur. Genellikle şahıs adı yoktur. Genellikle ve hemen hemen hiçbir yerinde tarih düşünmemiştir. Niye? Acaba kıssaların anlatımında yer, zaman ve şahıs adı belirlenmemesinin acaba gerekçesi ne olabilir? Bunun çok önemli bir gerekçesi var. Bu gerekçe anlatılan her kıssanın tarihte yaşanmış bir örnek olmakla bitmediğini, benzer olayların her yaşanan günde, her mekanda, başka şekiller altında yeniden yaşanabileceğini, yaşanmakta olduğunu insanlara öğretmektir. Yani Hazreti Musa ile Firavun'un mücadelesi tarihte yaşanmış bir mücadele olmakla sınırlı değildir. Benzer hak ve batıl mücadelesi bugün devam ediyor. Adamların adı değişebilir, şartlar değişebilir ama mantıkta oynama yoktur. Mantık gene aynen mücadeleyi devam ettiren bir seyir takip eder. Hazreti Nuh'un gemisi tarihte yapılmış bir gemi olmakla sınırlı değildir. Hazreti Nuh'un yaptığı gemi
o gün insanları kurtaran gemidir. O gemiye binenler kurtulmuşlardır. Bugün de binildiği zaman insanları kurtaran başka gemiler vardır. İşte o geminin adı Kur'an'dır. Kur'an'a gönül verenler, Kur'an'ı taşıyanlar, Kur'an'ı din diye kabul edenler, Kur'an'ı benimseyenler, o gün Nuh'un gemisinin kurtarıcılığını Kur'an'da bulmuşlar demektir. Yani o aralarda yaşanan mücadelede bugün de bir çeşit kendini gösterir. Allah onun için kıssaları anlatırken yer, zaman ve şahıs adları kullanmaz. Hatta bakın Yasin suresinin 2. sayfasında bir kıssadan söz eder. Esselamu vadrib lehum metelen ashabel kariye izi caehel murselûn. İşte onlara bir şehir halkını örnek ver. Bir şehir halkını diyor, şehrin adını söylemiyor. Halkın kimlerden oluştuğunu da söylemiyor. Oraya gönderilen elçilerin kim olduğunu da söylemiyor. Neyi söylüyor? Aradaki konuşmalar nelerden oluşuyor onu söylüyor. Konuşmalar nasıl devam ediyor ve sonuçta ne oluyor onları anlatıyor. İşte kıssaların anlatımındaki mantık, olaylar anlatılır, ondan ders çıkartılması istenir. Yoksa sadece laf olsun diye kıssa filan anlatılır değildir Kur'an-ı Kerim'de. Hocam affedersiniz, o zaman hikaye, öykü kavramlarıyla kıssa kavramlarıyla... Kıssa, Kur'an, Kur'an'ın anlattığı bu olaylar... bir ayet okuyayım size şimdi bir dakika. Madem oraya geldi iş, hemen söyleyeyim. Hud suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber kıssalarının en yoğun anlatıldığı surelerden biridir. Hud suresi. Hatta Hazreti Peygamber Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor. Çünkü çok bir peygamber kıssasında öyle ağır şeyler yaşanmış ki onları anlatınca peygamberimiz çok etkilenmiş. İşte o Hud suresinin 120. ayetinde Allah buyuruyor ki bakın eserbiler وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُسَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِزَةٌ وَزِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Diyor ki, işte sana böylece peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü, hepsini değil, bir bölümünü anlatıyoruz. Niye? Kalbini sağlam tutmak için. Seni mukavemetli, dayanıklı hale getirmek için. Ve ca'eke fi hadihi. Bu konuda sana gelen el hakku, gerçeğin ta kendisidir. Kur'an'ın anlattığı kıssalar bütünüyle gerçekleşmiş olaylardır. Halbuki Türkçe'de kullanılan hikaye, öykü kelimeleri olmuş ya da olması muhtemel olaylar için kullanılır. Hikaye ve öykü olan ya da olması muhtemel olan olaylara hikaye ya da öykü denir. Kıssa asla böyle tanımlanamaz. Kıssa işte bu ayetin dediği gibi neyi anlatmışsa o bizatihi yaşanan gerçektir. Olması muhtemel şeyler değil. Yani Cenab-ı Hak bilmem kaç bin milyon senelik insanlık tarihinde örnek bulmakta sıkıntı çekmez. Bazıları diyorlar ki çok teknik şeyler söylüyorum ama bunu söylemek zorundayım. Bazıları diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kıssaların bir bölümü mitolojidir diyorlar. Yani efsanedir. Yani bunlar olmamış. Araplar bunları biliyorlardı, böyle şeyleri. Allah da o bilgileri kullanıyor. Esatir, işte masal, efsane, başka eskilerin masalları. Kur'an'da da böyle masallar vardır diyen Müslümanlar var. Müslüman olmayanların dese ona bir şey diyeceğim yok da. Müslümanlar bunu diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de böyle masallar, efsaneler var. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de masal ve efsane yoktur. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı her olay fiilen gerçekleşmiştir. Muhtemel şeylerden söz etmiyor Allah-u Teala. İşte Hud suresinin 120. ayeti bunu söylüyor. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ. Bu konuda gelen size gerçeğin ta kendisidir. Hatta bakın
Yusuf suresinin son ayeti. 111 sure, 111 ayettir. O son ayetinde Yusuf suresinin buyuruyor ki Yüce Allah Sebebiyle. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِيُولِ الْاَلْبَابِ Peygamberlerin kıssalarında sağduyu sahibi olanlar için hep bir ibret ve bir ders vardır. مَا كَانَ حَد۪يسًا يُفْتَرَى Bunlar uydurulmuş, iftira edilmiş sözler değillerdir diyor Allah'ta. Ya bunlar efsane masal değil, uydurulmuş değil, birileri uydurmuş değil. وَلَاكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَد۪يهِ وَتَفْص۪يلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَلْبٍ يُؤْمِنُونَ Bütünüyle kitap, parça parça anlattığı kıssalar hepsi Kur'an kendinden öncekini doğrulayısın, her şeyi açıklasın, inanan bir kavim için hidayet ve rahmet kaynağı olsun diye Allah bunları ifade ediyor. Yoksa bunlar uydurulmuş sözler değillerdir. Vesile oldu, onu da ifade etmiş oldu. Hud suresi 120, Yusuf suresi 111. ayetler Kur'an kıssalarının bizatihi gerçekleşmiş olduğunu ifade eden ayetlerdir. Kur'an kıssalarının anlatılmasıyla ilgili şimdi aklıma bir ayet daha geldi. Onu da söyleyeyim. Gerekçe olarak. En'am suresinde buyuruyor Yüce Allah En'am suresinin ayet numaralarını söylemek için bakıyorum. 33 ve 34. ayetleri. Aşağı yukarı derdimizi anlatabilecek iki ayettir bu ayette. Buyuruyor ki Yüce Allah eserinden قَدْ نَعْلَمُ Biz biliyoruz. اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Onların sana söylediği, söylemekte olduğu ya da söyleyeceği sözlerin seni üzeceğini biz biliyoruz. Söylediği manasına da gelebilir, söylemekte olduğu manasına da gelebilir, söyleyecekleri manasına da gelebilir. Onların sözlerinin seni çok üzeceğini biz biliyoruz. Feinnehum onlar aslında la yükezzibuneke seni yalanlamıyorlar. Bunların seni yalanlamak diye bir dertleri yok. Ya kimi yalanlıyorlar? Velakinne zalimine bi ayatillahi yecehadun. Zalimler ancak Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Seni de yalanlayacaklar. Ama sen yalanlanmış sayma kendini. Asıl muhatap sen değilsin. Bunların asıl derdi Allah'ın ayetlerini inkar etmektir. Nitekim وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Ama فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا Yalanlandıkları konularda sabrettiler. وَاُوذُوا Eziyetlere uğratıldılar. Çeşitli sıkıntılara maruz bırakıldılar. Ne demek bu? Seni de yalanlayacaklar. Yalanlamalarına karşı sabırlı ol. Seni de üzecekler. Sana da eziyet verecekler. Eziyetlere karşı hazırlıklı ol. Ama unutma. Hatta sonunda etahum nasruna. Onlara yardımımız geldi. Onlara yardımımız geldiği gibi sana da yardımımız mutlaka gelecektir. Muhammed suresinin 7. ayeti tam da bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu in tansurullaha yansurkum ve yusebbit akdamekum. Siz ey iman edenler Allah'a, onun dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar, ayakta tutar. Bu kıssaların anlatılmasının asıl gerekçesi işte budur. Yani daha önce de benzer şeyler yaşandı. Benzer olaylar yaşandı. Sıkıntılar yaşandı. Onlara karşı peygamberlerin duruşu nasıl idiyse senin de duruşun öyle olsun. O ümmetler hangi sıkıntılara nasıl göğüs gerdilerse bu ümmette benzer bir göğüs germeyi, benzer bir mukavemeti kendilerinde bulsunlar. Kıssaların, Kur'an kıssalarının asıl anlatılma gerekçesi budur. Yoksa bir hikayeyi, bir masalı, bir efsaneyi dillendirmek falan değildir. Tarihi tespit etmek de değildir. Kıssaların her birinin yaşanmış olduğu gerçeğinden hareketle her birinin
hisse denen, ibret denen bir boyutu vardır. Allah bunları, bu kıssaları, hisseleri gündemde tutulsun ve benzerleri yaşanıyorsa yaşananlara karşı insanlar bilgili, hazırlıklı olsunlar diye Kur'an'da kıssalar anlatılır. Evet, işte bu o kadar önemli bir teknik, o kadar önemli bir metottur ki Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen surelerinden ikincisinde bile bu kıssa ile anlatım örneğine başvurulmuştur. İşte 17. ayetinden itibaren o bölüm başlayacak. Oraya geleceğiz. Ama kıssa anlatımıyla ilgili genel Kur'ani mantığı size böylece ifade etmiş oldum. Kıssa kısmına başlayabilirsek ne ara, başlayamazsak da bir ön bilgi olarak onu size hatırlatmış oldum. Kalem suresi adına ikinci kelimesinden hareketle kalem adı verilmiş. Adına kalem denmiş. Bazıları bu surenin Nun adıyla da anıldığını söylerler. Nun, Allah yemin ediyor. Nun, Nun harfine yemin olsun. Vel kalemi, kaleme yemin olsun. Ve ma yasturun, ve onların satır satır yazdıklarına yemin olsun. Geçen derslerin birinde size şöyle bir şey söylemiştim. Allah yemin ediyorsa birden çok maddeye, yemin ifadeleri kullanılan nesneler, varlıklar birbiriyle anlam ilişkisi olan varlıklardır. Yani Allah bir ayette mikrofona yemin ediyorsa öbür ayette de gökyüzüne yemin etmez yani. Mikrofona yemin ediyorsa ondan sonra kabloya yemin eder, hoparlöre yemin eder, birbiriyle ilişkili şeylere yemin eder. Bazıları bu Nun harfine mana vermişler. Demişler ki Nun balık demektir. Nun balık demektir ama böyle Nun gibi yazılırsa balık anlamına gelmez. Nun diye yazılırsa balık anlamına gelir. Yani Nun, Vav, Nun. Nun. Üç harfli yazılırsa balık anlamına gelir. Tek harfli yazılırsa ona balık denmez. Nun harfinin buradaki anlamı aslında hokkadır. Hokka. Hokka var ya bu limitlerin, işte eskiden yazılan yazıyı yazmak için işte boyanın konulduğu o fanus, cam, neyse işte o kaba hokka denir. Nur hokka demektir. Evet, hokkaya yemin olsun. Kaleme yemin olsun ve satır satır yazdıklarına yemin olsun. Üçü de birbiriyle alakalı yemin nesneleri. Hokka, kalem ve satır satır yazılanlara yemin ediyor. Kur'an'da yemin ifadesi bulunmasının gerekçesini de söylemiştim. Kendisinden sonraki cümlenin önemine binaen o cümleye özellikle dikkat çekmek için bu yemin ifadeleri kullanılıyor demiştim. Bakın şimdi ne geliyor? Peygamberimizle alakalı. Onu onore eden, motive eden, etrafına karşı davranışlarını şekillendiren bir çerçeve çiziyor Hazreti Peygamber için. Buyuruyor ki moralini yüksek tutmak istiyor Cenab-ı Hak. Hazreti Peygamber. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnunin. Rabbinin nimeti sayesinde sen deli değilsin. Hem şu anda deli değilsin, hem de bunlar sana o kadar baskı kullanacaklar ki normal adam delirir ama sen delirmeyeceksin. O kadar bunaltacaklar seni ki normalde bu bunalmanın sonucu delirmektir. Ama sen ne şimdi delisin ne de seni delirtebilecekler. Hiçbir şey yapamayacaklar sana. Şimdi onu onore etmeye devam ediyor. Motive etmeye devam ediyor. Deli değilsin, delirmeyeceksin de. Ve inne leke le ecren gayra memnunin. Senin çok büyük, hiç kesintiye uğramayacak bir ödülün vardır. Daima seninle birlikte olan, daima seni ayakta tutan, kesintiye uğratılmayan bir ödül senin için söz konusudur. O nedir? Cebrail'in öğretmenliğiyle Cenab-ı Hakk'ın ona bilgi akışını devam ettirmesidir dünyada. Ahirette de
zaten en yüksek Refik-i Ala denen en yüksek makama Hazreti Peygamber'in yükseltileceği müjdesi onun için kesintisiz bir nimet, ödül, ücret tahsisi yapıldığını ifade ediyor. Ve sen devam ediyor. Ve inneke le'ala hulukin azim. Çok büyük bir ahlak üzerindesin. Çok düzgün bir yaşayış ve çok düzgün bir istikametin sahibisin. Sağdan soldan sana yapılacak tazyikler senin kafanı karıştırmasın, moralini bozmasın. Senin gidişin tamam kabul görecek istikameti doğru bir gidiştir. Doğru ahlaki ilkeler senin hayatında sana bahşedilmiştir. Niye delirmesinden söz ediyor? Çünkü Hazreti Peygamber etrafındakiler bu delirmiş diyorlardı. Cinlenmiş diyorlardı. Buna şeytanlar bir şeyler fısıldıyor, o da gelip şeytanların sözlerini söylüyor diye Peygamberimizi suçluyorlardı. Onunla alay ediyorlardı. Ona sahir, sihirbaz, kahin diyorlardı. Onların bu manevi bombardımanına karşı Cenab-ı Hak onu sahiplendiğini söylüyor. Hiç delimeli değilsin. Onların sana yönelik ihsanı filan olmaz. Allah'ın sana kesintisiz nimeti, ikramı, ihsanı olacaktır. Ve sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Onlar seninle alay ediyorlar ama şunu unutmayın. Sen de onlardan. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ Kimin fitneye tabi tutulduğunu, kimin delirdiğini, kimin şaşırdığını, kimin aklının karıştığını sen de yakında göreceksin, onlar da görecekler. Sana deli diyenler kimin delirmiş olduğunu yakında onlar da görecekler, sen de buna şahit olacaksın. Moralini yüksek tut diyor. Seni şaşırmış diye ilan ediyorlar. Unutma. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebili. Kendi hak yolundan kimin saptığını en iyi Allah bilir. Ve a'lemu bil muhtedin, kimin de doğru yol üzerinde bulunduğunu daha iyi bilen, en iyi bilen yüce Allah. Onların seni şaşırmış diye nitelendirmesine kafayı takma. Onlar senin moralini bozmasın. Kimin hak üzerinde olduğunun ölçüsü milletin sözü değil, hakkın kararıdır. O hak senin doğru yol üzerinde olduğunu tescilliyor. Seninle beraber olanlar hidayet üzeredirler. Bunu unutmayın. O halde şimdi sen ve senin gibi düşünenler sakın ha فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Hakkı yalan sayan, hakkı yalanlayanlara sakın ha itaat etmeyesin, boyun bükmeyesin. Hatta onlara sakın ha aldırış dahi etmeyesin. Hakkı yalanlayanlara itaat etmeyesin. Boyun bükmeyesin, sözlerine aldırış dahi etmeyesin. Devam ediyorum. Sen onlara doğru böyle meyilli olursan, hani bazı gerçekleri gizler gibi bir duruş ortaya koyarsan, onların zaten istediği buna benzer bir şeydir diyor. وَدُّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُ İsterler ki sen biraz yumuşak davranasın. Bunu yumuşak davranmak diye tercüme ediyorum bir kısmı. Aslında tüdhinu dühün yağ demek. Tereyağı. Yağcılık yapma diyor. Onlar isterler ki hafif yalakalık yapasın. Onlar da sana yağ yaksınlar. Böyle yağ yakma seremonileri yaşansın isterler. Sen biraz yağdanlık yap. Onlar zaten hazır bu işe. Böyle yalakalık yap. Öyle isterler. Sonra da onlar bunun fazlasıyla yaparlar. Bunu isterler, bunu aldanma diyor. Yağcılık yapma. Hatta bakın. Bakın bakın. Öyle bir bilgi, baskı, bombardımanı yaşamış ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İsra Suresinin 73. ayetinde İsra 73'te buyuruyor ki Esselamüillah ve inkâdû لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ
لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا. Neredeyse az kalsın sana vahyettiğimiz gerçeklerden farklı bir şeyi bize iftira etmen için az kalsın seni kandıracaklardı diyor. Az kalsın gidiyor. Yani biraz da bizim dediklerimize biraz itibar et. Ne var? Hep senin dediğin mi olacak gibi böyle hafif gerçeklerden yüz çevir de biraz başka taraflara doğru yalpala. Az kalsın seni sana vahyettiğimiz gerçeklerden az kalsın uzaklaştıracaklardı. Az kalsın kandırıyorlardı seni. Ve yine işte o zaman لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا seni dost edineceklerdi. Onu istiyorlardı. Bak bir ayet daha söyleyeyim size. Bununla alakalı. Hud suresinde bakın. Hud suresinde 12. ayette buyuruyor ki Yüce Allah Esselamüle فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. Az kalsın neredeyse sana vahyedilenlerden bir kısmını az kalsın terk ediyor hale getiriyorlardı seni. Neredeyse bir kısmını terk edecektim. İçim daralıyordu. Çünkü diyorlardı ki buna bir hazine verilsin canım. Ya da bunun peşinde hep beraberinde dolaştığı bir melek olsun. Böyle olsun diye bu sözlerinden dolayı neredeyse sana vahyettiklerimizin bir bölümünü az kalsın terk edecekti. Daralıyor peygamberimiz. Ama eğer diyor, eğer onların dediği gibi olmaya meylediyor olsaydın, hani arada İsra suresinin 74. ayeti de var. Velevle en sebbetnake, biz seni tespit edip mukavemet sahibi yapmasaydık, terkenu ileyhim şeyen galila, sen onlara böyle bir parça yanaşıyordun. Az kalsın gidiyordun. İzen, eğer öyle bir şey yapsaydın, لَاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ sana hayatın da kat kat, ölümün de kat kat azabını tattırırdık. سُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا seni bizden kurtarabilecek hiçbir yardımcı da bulamayacaktı. Yok, perişan ederim. Perişan ederim demiyor da yani. Ona benzer bir şey diyor. Perişanlık ifade eden bir söz söylüyor bakın. Hakka suresinin 44, 45, 46. ayetlerinde diyor ki bunlarla hep bağlantılı. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ eğer bu peygamber bize bazı sözleri uydursaydı, hani Allah'ın demediğini dediği gibi gösterseydi, لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينِ onu böyle kuvvetli bir şekilde yakalayacaktık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينِ sonra onun şah damarını kesip parçalayacak. Kim diyor? Allah. Kime diyor? Peygamberimiz. Niye? Ona eğer bir şey isnat ediyor olsaydı. Bugün dini konuşanlar, bugün Allah adına konuşup da Allah'ı konuşmayanlara bu ayeti duyurur. Allah adına konuşmasına rağmen Allah'ı konuşmayanlara bu ayeti duyurur. Saatlerce konuşup bir tane ayet okumayan, bir defa Kur'an'ı dini bilgide referans olarak göstermeyen ve dini anlattığını söyleyenlere, zannedenlere bu ayeti ithaf eder. Allah'ı konuşanlar, Allah adına konuşanlar Allah'ı konuşmak zorundadır. Allah'ı konuşmak, Kur'an'ı konuşmak. Peygamberimiz buyuruyor ki Estağfirullah diyeceğim ama ayet değil. İza ehabbe ahadukum en yukellime rabbehu felyakra'il Kur'an. Sizden biriniz Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an okusun diyor Peygamberimiz. Kur'an okuyanlar Allah'la konuşuyor demektir.
Allah adına konuşanlar Allah'ı konuşmak zorundadır. Öyle, bana göre öyle, ona göre böyle, şuna göre şöyle demeyle din olmaz. Kimse kusura bakmaz. Ben bundan bunu anlıyorum. Sen kim oluyorsun da anlıyorsun? Neyi anlıyorsun? Benim kanaatime göre böyle. Sana kanaatini soran yok. Allah'ın ne dediğini bana söyle. Allah'ın ne dediğini söyleyebilmenin yolu o sözü Kur'an'la buluşturmaktan geçer. Çünkü çok ağır tehditler var Kur'an-ı Kerim'de. Başka ayetler de var. Hani oralara doğru işi götürüp de çok fazla dağıtmak istemiyorum. Şu bölümü hiç olmasa bitireyim. Din Allah'ındır. Allah dinine kimseyi ortak etmiyor. Din adına konuşanlar Allah'ı konuşmak zorundadırlar. Başkalarını konuşanlar Allah'ı konuşmuyorlar demektir. Allah adına konuşup Allah'ı konuşmayanlar Allah'a iftira edenler. Onun hesabı çok ağır olur. Ruzi mahşer. Kimi kastediyorum bunu derken? Aklınıza kim geliyorsa hepsi. Böyle şey yok, istisna yok. Bizim hoca efendi çok iyidir, iyi bilir. Senin hoca efendi çok iyi bilebilir, bizim hoca efendi daha iyi bilir. Bizim hoca efendi Allah-u Teala. Var mı bununla yarışabilecek biri? Yok. Hazreti Peygamber için diyor, yapma böyle bir şey diyor, keserim kafanı. Daha ne diyecek ya? Bana göre böyle, sana göresi yok. Allah'a göresini söyle. Din Allah'ın dediğidir. Evet. Burayı anlatırken sinirleniyorum. Yani yüzüm geriliyor. Kusura bakmayın. Ama bakın. Burada benim öğrencilerim var. İlahiyat fakültesinden öğrencilerim var. Beni oradan bilirler. Derslerde başından sonuna kadar Allah'ın ayetlerini okumaya gayret ettiğim derslerinde mesela öğrenci çıkıp şunu diyebiliyor. Hocam siz öyle diyorsunuz ama filanca zata göre bu konu böyle. La ayet okuyorsun da zat-ı mantı var mı bunun? Ayet Allah'ın ayeti başka pazarlık kaldırır mı? Bir gün derste çok ters bir şey söyledi. Böyle bazı itiraz eden öğrenci tipleri vardı. Hep itiraz eder. Ben de onları böyle çok severim. Onlar çünkü hemen gaza geliyor. Yani dokundun mu tak patlıyor hemen. Böyle biraz deşeyim de bana bir şeyler sorsunlar diye arzu ettiğim bir dersimde böyle ters şeyler söyledim. Adı Mustafa'ydı Uşan. Mustafa'dan hiç tık yok. Biraz daha zorladım yok. Mustafa sallanmıyor. Dedim lan Mustafa bu kadar ters şeyler söylüyorum. Sen nasıl sabrettin? Nasıl? Ya hocam dedi soru soracağım dedi. Korkuyorum sana soru sormaya. Niye? Kur'an'la susturuyorsun beni dedi. Kur'an'ı dinlemekten rahatsız oluyorsan sus. Adam Kur'an'ı duymaktan rahatsız. Böyle bir Müslüman olabilir mi? Kur'an benim dediğimin tersine bir şey der korkusuyla, benim düşündüğümün tersine bir şey söyler korkusuyla Kur'an'ı dinlemek istemiyor. Bu benim sadece bir Mustafa değil. Bu toplumun yarıdan çoğu, bütününe yakını böyle Kur'an'dan uzaklaşmış bir dini kabul yaşıyor. Kusura bakmayın. Onun için Hazreti Peygamber ne diyor biliyor musunuz? Furkan suresinin 30. ayeti. Yazın bunu alnınızın en müstesna yerine. Estağfirullah. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi tefedû hâzel Kur'âne mehcûra. Peygamber dedi ki, demiş olacak ki, ya Rabbi bu benim kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar. Bu benim kavmim Kur'an'dan hicret etti ya Rabbi. Evet bu toplum din adına şimdi Kur'an'dan çok uzakta yaşıyor. Kur'an'ı yaşadığını zannediyor ama Kur'an'dan çok uzaklarda yaşıyor. Hiç bunun dediğiyle onun yaşadığıyla merhabası dahi yok. Ve üstelik birbirine paralel dahi gitmiyor. İleride bir yerde buluşabilirler ümidiyle de daralan bir açıyla da gitmiyor. Ters açıyla gidiyorlar. Günden güne birbirinden uzaklaşıyor. Bu kitap öyle tarihin köhne manzaralarını ufak tefek projektörlerle aydınlatsın diye inmiş bir kitap değil. Hayatın tamamını aydınlatsın diye indirilmiş bir kitaptır. Onun için Allah ona nur adını vermiştir. Nur aydınlatan demektir. Kur'an aydınlıktır.
lambadır, ışık verir. Işık verebilmesi için düğmeye basmanız lazım. Düğmeye basmanız demek Kur'an'ı açıp anlamak demek. Bunu siz anlamadığınız sürece, bunun ışığını basıp yapmadığınız sürece bu aydınlık sizi ve onu açmayan hiç kimseyi ilgilendirmez. Şunu bir daha vurgulayarak söylüyorum. Hiç kimse din adına Allah'ın kitabının önüne bir başka kitabı derece olarak çıkartamaz. Çıkartan bu kitaba ihanet eder. Hiçbir kitap bu kitapla mukayese dahi kabul etmez. Böyle ben filanca adamın yazdığı kitabı okuyorum. Onu okuyunca Kur'an'ı da zaten okumuş olurum. Yok öyle bir şey yok. Sakın öyle bir şey asla yok. Onun adamın kafasına bu kitabı kim mahkum edebilir? O öyle anladı. Bana ne? Ben de bunu anlayacağım. Sen de anlayacaksın. Bunu herkes anlayacak. Kur'an-ı Kerim Allah'ın herkese gönderdiği mektup. Bu mektup herkese geliyor. Sadece bana gelmiyor. Filancaya falancaya gelmiyor. Herkese geliyor. Bu mektubu herkes açacak, okuyacak, anlayacak, yaşayacak. Bu herkesin görevi. Birine öbürüne ihale etmeye, birine öbürüne fatura etmeye kimsenin yetkisi etkisi yok. Evet. Yağdanlık yapmanı isterler. Sen de yağdanlık yaparsın, onlar da yağcılık yapsınlar. Şu ayetleri okuyup bitiriyorum. 12.5 olursa. Bakın ne diyor. Vela tutu. Peygamberimize. Sakın itaat etme. Aldırış etme. Boyun bükme. Külle hallâfin mehîn. Burada bir takım sıfatlar sayıyor. Burada muhteşem böyle ahlaken dejenerasyon ifade eden bir takım bozuk karakterlerden söz ediyor. Sakın ha. Şunlara aldırış etme. Kim? Hallâfin. Durmadan yemin eden adamlar. Yalan yere, olur olmaz. Ağzı yemine alışmış. Dakikada bir yemin basar. Hallâf, çok yemin eden demektir. Bunlara aldırış etme bir. İki, mehînin. Kendini aşağıların aşağısına itmiş. Aşağılık değerlerle mutlu olduğunu sanan, aşağılarda olduğunun farkına varmayan, çökmüş, çukurlaşmış adamlara itaat etme. Onlara boyun bükme, onlara aldırış etme. Başka? Hemmazin. Birbirlerine kaş göz hareketleri yaparak birbirleriyle dalga geçen adamlar. Şimdi bu kaş göz hareketlerinin şekli değişti. Şimdi bu kaş göz hareketleri başka şekiller aldı. İçi dalga konan, kokan, içinde alay konusu olan, insanların duygularını, inançlarını, alay halini alsınlar diye onları dedikodu vesilesi yapıp istihza konusu yapan her davranış bu ayetin, bu kelimenin anlam dünyası içerisindedir. Veylül likülli hümezetin lümeze. O hümeze, lümeze bu işte hemmaz, aynı gökten gibi. Böyle kaş göz hareketleri yaparak birini öbürünü etkilemeye çalışanlar. Meşşâim binemîmî. Söz alıp götürenler, laf alıp götürüp getirenler, nemime, söz taşıyıcılığı yapanlar, birine, birinden aldığını öbürüne, efendim, olduğu gibi de değil, pireyi deve yapıp, deveyi pire haline getirip, sözü allak bullak edip aktaranlar, işi bozmak için laf taşıyıcılığı yapanlar, bunlara itaat etme. 1, 2, 3, 4, 5, menna'in lil hayri. Hayra karşı aşırı cimri olanlar. Yani malını zırnık koklatmayanlar. Kimseye kuruş koklatmayanlar. Menna'in bil hayr. Burada hayır para demektir. Parayı kendine ait gören. O Maun suresi var ya. O Maun aynı bu anlama geliyor. Ve yemne'une el Maun. Millete para vermek, yardım yapmak, ihsanda bulunmayı engellerler. Menna'in bil hayr işte o demek. Mu'tedin. Saldırgan adamlar. Saldırganlık yapan insanlar. Bunlara da itaat edip aldırış etmeyiz. Hocam, çok teşekkür ederim. Gitmek zorundayım. Verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim ama esas kıymetli kısmı yerde kaldı. Yanında bir yerde olmak zorundayım. Tabii, buyurun. Tekrar şaka yapacağım inşallah. Buyurun. Efendim. Mu'tedin. Saldırganlık yapanlar. İnsanlara haksız yere saldıranlar. Bunlara İtaat etme. Ethimi. Habire günah işleyen adamlar. İşi gücü günaha dalmış olan.
kendisi günahın içinde yüzüyor, öbür adamın nafile namazlarını sorguluyor. Sana ne? Sana ne yani? Senin işin değil ki bu. Sen kendine bak. Bir adam kendine bakmayı öğrenirse başkasına ayıracak zamanı kalmaz. Kendisi onu yeterince meşgul eder. Çünkü kendisini yeterince meşgul edeceği bir zaman onu bekliyor. Mahşerde Abese suresini anlatıyor Allah-u Teala. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْضُ مِنْ اَخ۪يهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَت۪هِ وَبَن۪يهِ Kişi o gün anasından, eşinden, arkadaşından, kardeşinden, oğlundan kaçacak. Niye? لِكُلِّمْ رِيِمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْنِمْ شَأْنُمْ يُغْن۪يهِ Çünkü o gün herkesin kendine yetecek kadar işi olacak. Herkesin kendi işiyle meşgul olacağı bir önemli efendim iştigal konusu vardır. Şimdi burada da bu böyle. Kendini düzelteceksin. Habire günaha dalıp da başkalarının ufak tefek hatalarıyla uğraşmayacaksın. Böyle adamlara da itaat etme. Ondan sonra diyor ki utullim ba'de zalike. Utullim kaba saba. Kaba, yontulmamış derler ya Türkçe'de. Kütük. Böyle yontulmamış adam. Öyle bir laf eder ki daha söylenecek bütün sözlerin hepsini baştan iptal eder. En son söylenecek sözü en başta der, berbat eder, bırakır. Kaba saba. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresi Hazreti Peygamber'i anlatırken buyuruyor ki 159. ayetinde فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُ Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Sen öyle katı yürekli, kaba bir adam olsaydın etrafındakilerin hepsi çeker giderdi. Bağırıp çağırmanın bir ahı. Ben tabii ben konuşurken bağırıp çağırıyorum ama ben yani öyle muhatapları yani alçaltmak küçük anlamda benim ses tellerim böyle. Ben babam da böyle konuşur. Ailece gürültülü konuşuruz. Yani yoksa başka bir art niyetim yok. Ben sadece kendime bağırıyorum. Siz de bu bağırışı duyuyorsunuz. Yoksa hiç kimseye hedef almış değil. Bağırmanın bir anlamı yok çok fazla. Hazreti Lokman'ın nasihatlerinde diyor ki وَقْسِدْ ف۪ي مَسْرِكَ Yürürken adam gibi dosdoğru düzgün yürü. وَغْدُدْ مِنْ سَرْتِكَ Sesini kıs. اِنَّ اَنْكَرَ الْاَسْوَاتِ وَسَرْتُ الْحَب۪يلِ Seslerin en çirkin eşeğin sesidir diyor. Bağırıp durma. Yani lüzumsuz bağırma demektir. Yoksa bu en hakikati büyük harflerle de bazen söyleyebiliriz. Ama yumuşak davranmak peygamberi bir sünnettir. Allah'ın emri peygamberi bir sünnettir. Nerede? Hazreti Musa ve Hazreti Harun örneğinde bu yaşanır. Hazreti Harun'a ve Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak buyuruyor ki İzheba ila firavune. Firavuna gidin. İnnehu tağa. Çünkü o azdı. Fekûlâ lehu. Ona söyleyin. Kavlen leyyina. Yumuşak sözler söyleyin. Leallehu yetezekkeru. Belki öğüt alır. Ev yakşa. Belki de kalbini haşyet, Allah korkusu sarar. Yumuşak söz söyleyin, gönül hoşlayıcı sözler söyleyin. Bu dünyada eğer Firavun bile kendisine yumuşak söz söylenilmesini hak ediyorsa kimsenin kimseye bağırıp hakaret etmemesi lazım. En hakareti o hak etmesine rağmen ona yönelik uygulama işte Taha suresinin efendim kaçıncı ayeti? 43. ayet. 43-44. Ayetlerinde öyle söylüyor. Daha muhteşem bir ifade size söyleyeyim. Bu yumuşak davranmak, iyi davranmak, gönül hoşlayıcı bir eda takip etmek. Nahl suresinde Allah'ın dininin nasıl anlatılacağını Allah anlatıyor. Ama o başka bir zaman onu anlatırım. Buyuruyor ki bu Fussilet suresinde 20-34. Ayet bak. Ne diyor? Estağfurullah. Ve la testevil hasenetun böyle seyyiye. İyilikle kötülük bir olmaz. İdfa billeti hiye ahsen. Sen kötülüğü en güzel şekilde karşıla. Kötülüğe iyilik yaparak mukabelede buyur. Bulun. Fe ilellezî beyneke ve beynehu adâbetun. Bir de bakacaksın ki seninle arasında düşmanlık olan adam keennehu veliyyün hamîn. Sımsıcak bir dost oluvermiş olacak. Kötülüğe iyilikle karşılık verirseniz
düşmanınızla bile bir muhabbet, bir sıcaklık elde etmenin yolu bu güzel davranmaktan, gönül hoşlayıcı bir eda takip etmekten geçer. Onun için utul olmayın diyor. Utul, kaba saba olanlara itaat etme, onlara kulak verme. Ba'de zâlike zenîmin. Ba'de zâlike, her şeyden de öte, hepsinin sonunda zenîm, damgalanmış adamlar vardır. Damgalı. Nedir bunun damgası? Bunun damgası kibirdir. Kibirle damgalanmış adamlara itaat etmeyesin. Niye kibir ediyor? Enkâne zâmâlim ve benîm. Malları var, çocukları var diye kendini yeterli görüyor. Tıpkı Alak suresinde anlattığımız gibi. İnnel insâne le yedgâ en rââhu stâgnâ. Kendini müstâni gören, kendini yeterli gören adam. İşte bu adamlara itaat etme. İzâ tütlâ aleyhi âyâtuna. Böylesi adamlara bizim ayetlerimiz okunduğu zaman kâle der ki esâtîrul evvelî. Bu senin anlattıkların eskilerin, öncekilerin masallarından ibarettir. Bize masal okuma derler. Derler ama senesimuhu alel hurtûmi. Onu burnundan yakalayacağız biz. Ruh-ı mahşerde kafasını kopartacağız. Burnunu yakalayacağız. Hurtum burun demektir. Burnunu onu yakalayacağız. Şimdi ondan sonraki kısa kısmı başlıyor. 16 ayeti bitirdim. Bu surenin, bu ayetleri Hazreti Peygamber'in risaleti hazırlayan kırmızı ışıkların nelerden oluştuğunu, nelere aldırmaması lazım geldiğini, kimlere aldırmaması lazım geldiğini, hangi tekliflere karşı nasıl duruş ortaya koyması lazım geldiğini ve asıl kıymetin Allah'a yönelik değerlendirmelerde kendini bulacağını ifade eden risaletin ilk günlerinde Peygamber'i risalete hazırlayıp onu onore eden, onun moralini yüksek tutmaya gayret eden, mukavemetli olmasını, kalbinin ayaklarının ayakta durmasını, sabit durmasını sağlamayı hedefleyen, onu risaletle efendim mücehhez kılmayı hedefleyen bir ayet grubuydu. Bu Kalem suresinin ilk 16 ayeti. Bu ayetlerle bugünkü dersi noktalamış olalım.